Birden 90'a kadar olan sayılar 90 tane topun üzerine ayrı ayrı yazılıyor ve toplar bir torbanın içine atılıyor. Üzerinde 6'ya bölünebilen sayı olan bir topu elde etmeyi garantilemek için en az kaç top çekilmelidir? Birden 90'a kadar sayılar 1, 2, 3, nokta, nokta, 88, 89, 90. Bu sayılar topların üzerine yazılıyor ve çekiliyor. Diyor ki ben bir şey çektiğimde bunun kesinlikle 6'ya bölünebilmesi için çekilir. Biz burada şunu düşüneceğiz. Önce torbanın içinden bütün 6'ya bölünmeyen topları çıkarmamız lazım. Yani tek tek çekmemiz lazım. Geriye sadece 6'ya bölünen sayılar kalacak. Yani 6'ya bölünebilen sayıların olduğu toplar kalacak. O zaman diyeceğiz ki ne çekersek çekelim 6'ya bölünecek çektiğimiz. Birden 90'a kadar olan sayılar kaç tane? Birden 90'a kadar den dediği zaman 90 eksi 1, 89, buna 1 ekliyorduk. Arasında derse şurada 1 çıkarıyorduk. 90. 90 tane sayı var. Kaç tanesi 6'ya bölünür? 90 bölü 6, 15. Bu aralıkta 6'ya bölünen 15 tane sayı var. Bunlar da işte 6, 12, 18 şeklinde gidiyor 90'a kadar. Peki bu ne işime yarayacak? 15 tane sayı 6'ya bölünüyorsa geriye kalan 75 sayı 6'ya bölünmez. 75 tane top var 6'ya bölünmüyor. Öyleyse ben 6'ya kesinlikle bölünebilen bir top çekmem için öncelikle bunların hepsini torbadan çıkarmam lazım. Yani torbaya elimi atıyorum. 6'ya bölünmeyen topları sırasıyla çıkarıyorum. Örneğin 2 numaralı top, 3 numaralı top, 7 numaralı top, 11 numaralı top, 75 tane böyle top var. Bunların hepsini çıkarttım. 75 topu çıkarttıktan sonra 76. top çektiğimde kesinlikle 6'ya bölünebilen bir sayı gelmesi lazım. Zaten torbada şu 15 tane sayı kalıyor. Bunlar da 6'ya bölünebilen sayılar. Dolayısıyla 75 topu çıkarttıktan sonra bir sonraki top çekmemde yani 76. top çekmemde 6'ya bölünebilen, kesinlikle 6'ya bölünebilen bir top elde ediyorum. Cevap 76.